Bir diğer yine adaylıkla ilgili ortaya atılan iddia vardı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul adayı olacağı iddiası ortaya atılmıştı. Aslında kendisinden bir yalanlama geldiği söylendi ancak bu iddianın doğruluk payı var mı? Bir ilkesel durumu da altını çizerek cevabı vereyim. Tabii Sayın İnce Cumhurbaşkanı adaylığı da bulunmuş. Halen de bir partinin genel başkanı. Dolayısıyla bu tür iddialar netleştirilmeden, gerçekliği tam olarak bilinmeden ortaya konulması, başta o partinin mensuplarına bir yönüyle bir saygısızlık. Ama biz kendisine çok tabii saygı duyuyoruz. Şunun altını çizerek bu konunun kapanmasını diliyorum. Sayın Genel Başkanımızla Sayın İnce arasında bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir. Yani bu bilgi doğru değildir arkadaşlar. Efendim, benim iki sorum var. Birincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anayasa değişikliğinden bahsediyordu. Mecliste açılacak pazar günü. Böyle bir teklif, böyle bir süreç başlarsa sizin tavrınız nasıl olacak? İkincisi de metninizden, az önceki açıklamalarınızdan bir soru soracağım. Yaklaşan yerel seçimler milletimiz için önemli bir mesaj ve siyasi iktidarın beceriksizliğine yönelik uyarı atışı olacaktır dediniz. %48'lik bir muhalif kesim var, iktidara oy vermeyen. Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi büyükşehir belediye başkanlıkları kaybedilirse bu nasıl bir uyarı atışı olacaktır? 94 travması diye bir şey yaşadı muhalefet. Böyle bir travma yine yaşanma ihtimali var mıdır? Arkadaşlar, siyaseti tabii öyle bir noktaya getirdiler ki bir partinin kendi adaylarıyla bir yarışa girmesi, bunun heyecanını, bunun kendisine bir motivasyon sağlayarak bir yeni gelecek, bir yeni heyecan alanı yaratma çabası yadırganır hale geldi. Evet, bunların bir kısmı bilerek yapılıyor. İYİ Parti'ye belli bir yön çizmeye çalışıyorlar. Biz buna kesinlikle karşıyız. Ve bizim kendi adaylarımızla bu seçimde milletimizin karşısına çıkma sorumluluğumuz bakın altını çiziyoruz. Bugün gelinen bu siyasi sıkışmışlığın, alternatifsizliğin yeni bir yolculukla milletimizin aslında yeni bir umuda taşınması amacını taşımaktadır. Ve örneğin İzmir'de biz adayımızı açıkladık. Bakın, özellikle İzmir'deki değerli yurttaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. İzmir'in iki önemli özelliği var. Birisi özgürlüğüne, bağımsızlığına gerçekten düşkün bir İzmir halkı. İkincisi elbette şehrine, toprağına düşkün bir İzmir halkı. Yani biz şimdi orada Sayın Ümit Özdağ'ı aday gösterdik, Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekili. Şunu açık yürekle söyleyeyim, Ümit Özdağ'la İzmir'e gerçekten iyi gelecek. Bu iki tane önemli boyuttaki İzmir halkın hassasiyetini gerçek bir kimliğiyle oraya taşıyacak. Yani özgürlükler, yaşam koşulları ve bir tarafta da hizmet. İzmir'e işte ikisini de getirecek yegane isim Ümit Özdağ ve İYİ Parti olacaktır. Biz böyle bir heyecan içerisindeyiz ve bu heyecanı sonuca götürmek için bütün İYİ Parti kadroları arkadaşlar birlikte olacağız. Anayasa konusuna gelince tabii uzun zamandır tartışılıyor. Sebebi şu, bu anayasa 177 maddeden oluşuyordu. Bugün 154 maddeye düştü ve sadece 58 maddesine dokunulmamış. Yani sadece %30'luk bir kısmı bu anayasanın herhangi bir değişikliğe uğramamış. Bizim de elbette anayasaya ilişkin görüşlerimiz var. Örneğin Sayın Erdoğan son olarak bu çağrıyı yaparken milletin çeşitliliği diye bir ifade kullandı. Ne demek bu ifade yani? Bu hangi millet bir defa? Örneğin bize göre anayasanın tümüne, ruhuna, lafzına işlemesi gereken Türk millet ifadesidir. O milletten bahsediyoruz biz. Anayasanın değiştirilemeyecek maddeleri, 66. maddesi gibi kırmızı çizgilerimizi her defa ortaya koyuyoruz. Ancak bugün gelinen aşamada yeni anayasa tartışmalarının özellikle yerel seçimler öncesinde rekabette bir,
ölçüsüzlük yaratacağını, buraya bir araç olarak kullanılacağı endişesiyle bizim görüşümüz nettir. Bu tartışmalar tamamıyla yerel seçimler sonrasında arkadaşlar bırakılmalıdır. Başka? Evet, buyur son. Geçtiğimiz günlerde Ayhan Bora Kaplan suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan'a bir operasyon yapıldı, tutuklandı. Sonrasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi çok sık dillendirildi. İşte bazı uygulamalar veya işte Soylu döneminde yükseldiği gibi iddialarla bir tartışma başlamıştı. Bugün belki siz de görmüşsünüzdür toplantıya girmeden önce MHP lideri Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Süleyman Soylu'ya sahip çıkan bir açıklaması oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de tabii buna bağlantılı olarak yanılmıyorsam AK Parti'den henüz yani Soylu ile ilgili bir açıklama gelmemişti. Her ikisini nasıl görürsünüz? Değerli arkadaşlar, o açıklamayı yani siz de ifade ettiğiniz gibi toplantıya gelirken fark etmedim doğrusu. Öncelikle o açıklamayı bizzat okumak isterim. Ve bu tür konular gündeme gelirken çok titizlikle, hassasiyetle konuşmak lazım. Çünkü devam eden bir soruşturma ve değerli yeni atanan bir İçişleri Bakanı söz konusu. Böyle bir fotoğrafı, bir polemik çıkarılarak ülkemizin güvenlik şemsiyesini bu kadar ilgilendiren bir konuda meselenin buraya odaklanılması doğru değil. Önemli olan Türkiye'de hukukun üstünlüğü, soruşturmanın büyük bir selametle yürütülmesi ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasıdır. Bunları biz de takip edeceğiz. Buyurun. Aynı soruyu soracaktım. Anayasa ile ilgili şunu sorayım o zaman. Hassasiyetinizi belirttiniz. Mesela ilk dört maddenin değiştirilmemesine yönelik partinizin kurullarından Türk kimliği kırmızı çizgimizdir dediniz. Evet. Buna ilişkin tavrınız ne olur? Çok net bu konudaki yani bu değiştirilemeyecek maddelerle ilgili hiçbir tartışmanın içerisinde yer almayacağımız gibi bu tartışmaların Türk milleti adına da net bir şekilde